Ben bir tek kuantınız var biliyor diyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi sizin sahnenizde çok sayıda kuantınız var. Geçenize saraydan kıskaçılma üvertürüyle açtık Mozart'ı. Çünkü bildiğiniz gibi 1991 yılında tüm dünyada Mozart yılı olarak kutlanıyor. Biz de bu gece defilemizi Mozart müziği eşliğinde sunacağız sizlere ve böylece oradan da kutlamış olacağız. Mozart'ın ölümünün 200. yılını. Evet, Türkiye'de ikinci kez yapılmakta olan Couture Show'a hoş geldiniz diyorum hepinize. Bu akşam alfabetik sırayla izleyeceğiniz modacılarımızın ilki Ahmet Eraslan. Ahmet Eraslan'ın giysilerini Mozart'ın 22 numaralı piyano konçertosu eşliğinde izleyeceksiniz. Anlatmak istiyorum.
Orta ve lise yaşantımdan sonra İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdim. Modaya olan ilgim çocukluk yıllarımda başladı. Son 6 seneden beri hot couture çalışmalarım devam etmekte. Çalışmalarımın çoğunluğunu abiyeler teşkil ediyor. En büyük zevkim bilindiği gibi işlemelerimdir. Kullandığım malzemelere gelince kristal taş, inci ve porselenler. Bir de bunları kendimin işlediğimi söylersem değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Sınır tanımayan renklerde tercihlerim ise kırmızı, sarı ve her zamanki gibi siyah ve beyaz. Tabii ki bunlar benim seçtiklerim. 1991 yaz koleksiyonunda özellikle kullanmış olduğum ağırlıktaki renk beyaz. Seçtiğim diğer bir tarz ise spor ve abiyeyi kombine etmek. Örneğin bir mont altına dantel bir etek gibi. Ayrıca yine 91'de kullanmış olduğum koleksiyonumun ağırlığı ise pantolonlar. Kumaşlara gelince ipur, dantel ve satenler. Severek kullanmış olduğum diğer bir materyal ipek şantuklar. Özel yaşantıma gelince seyahat etmeyi çok seviyorum. Fakat yoğun iş çalışmalarımdan fazla fırsat bulamıyorum. Dinlenme anlarımda dahi devamlı yeni çizgiler yaratmayı düşünüyorum. Çizimlerim dışında boş zamanlarımı yine işlemelerim alıyor. Kısacası seyahat ve işleme. Benim için yapmış olduğun tercümanlığa ayrıca teşekkür ediyorum. Ve konuklarımıza saygıyla iyi günler diliyorum. Ahmet Eraslan. Evet, Ahmet Bey'in moda çizgisi ve çalışmaları hakkında böylece kısaca fikir edindik, her ne kadar sesini duyamadıysak da. Şimdi, Un Petit Müzik de Nuit, Bir Küçük Gece Müziği ve Cengiz Abazoğlu. Thank you.
içeriğinde teklif yazarsınız eminim. Hiçbiriniz mikrofonla konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz. Ama ben de mektup okumaktan hoşlanmıyorum. İkisinin ortasını bulalım. Sizinle kısa bir sohbet yapalım. Böylece konuklarımız da sizin hakkınızda kısaca bilgi edinmiş olacaklar. Bildiğim kadarıyla Couture defilesine katılan en genç modacı sizsiniz. Kaç yaşındasınız? 26. Genç yaşta ve bu kadar kısa süre içinde ki ne kadar kaldınız moda dünyasında daha çok iyisiniz. Aslında çocukluk yaşlarından beri moda dünyasının içindeyim çünkü tekstilci bir ailenin oğluyum. Profesyonel olarak 4,5 yıldan beri haute couture çalışıyorum. Evet, 4,5 yıl yine de çok uzun bir zaman değil bu büyük başarı için. Bunun sırrı nedir? Mesleği çok sevmek, sevmekten önce aşık olmak. Bununla beraber çok 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 çalışmak en büyük herhalde bana faydası dokunan olay bu oldu. Zaten sevilmeden mümkün değil, yapılamaz. Evet, sizin stilinizin çok kesin çizgileri var. Yani kendinize özgü bir stiliniz var, bir tarzınız var. Nedir özelliği? Asimetrik çalışmayı çok seviyorum. Modellerimde drapelere çok ağırlık veriyorum. Bazılarını kendim yapıyorum. Müşterilerimin kıyafetlerinde mülajları kendim hazırlarım. Tabii ki provaları da kendim yapıyorum ekibimle beraber. İşlemelerimi aksesuar olarak kullanıyorum. Çok geniş çapta kumaşlarla çalışıyorum. Tabii modeline göre değişiyor seçtiğimiz kumaşlar. Peki, son bir soru. Modacı olmasaydınız ne olurdunuz? Yine modacı. Başka bir mesleği yapabileceğimi tahmin etmiyorum. Neden öyle? Benim bildiğim kadarıyla siz bir süre babanızla beraber çalıştınız, değil mi? Babamın kumaş şirketi. Tabii o da çok, yani bu konuyla çok ilgili. Fakat bir şeyler yaratmak, önce çizmek, ondan sonra onu kesip dikmek ve meydana getirmek ve bununla beraber o diktiğiniz kıyafetle ilgili takdir almak, o bambaşka bir duygu. Peki Cengiz Abazoğlu'na başarılar diliyoruz moda dünyasında ve çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. İkinci piyano konçertosu eşliğinde Suat Aysan. Thank you.
kadar güzel bir şey olabilir ancak. En sevdiğim olay yemeğe gitmek efendim. Dünyamı unutuyorum yemeğe giderken. Gerçekten çok iyi. Bizi de yiyor yani sonuç olarak. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız lütfen? Efendim Mardin'de doğdum. Pardon. Bildiğim insanlarımla mesleğimin ilk temellerini Mardin'de öğrendim. Doğduğum şehirde öğrendim. 33 yıldan beri de İstanbul'da modayla meşgulüm. Peki sizce moda ve modacı nedir? Moda eskiden Paris'ti. Şimdi ise Roma, New York ve Tokyo. Hızla gelişen moda merkezleri. Bu merkezlerde yılda iki defa olmak üzere tekstilcilerin, modacıların ve aksesuar yapımcılarının menfaatleri de gözetilerek moda akımları saptanıyor. Peki bu yılki moda çizginiz ne? Sizin moda çizginiz nedir? Efendim ben taze kadın beğeniyorum. İnanıyorum ki çok yaşlı bir anne bile, büyük anne diyelim, dümdüz bir siyah elbise, beyaz bir nanteyle ve bir inci küpeyle taze bir büyük anne olabilir. Hakikaten taze ve genç kıyafetleri seviyorum. Tabii lüküslükten bahsetmiyorum. Bu yıl genelde dekolteye çok önem veriyorum. Tabii dekoltelerde bir önemli noktaya çok dikkat ediyorum. Hiçbir müstehcen tarafı olmadan ki tabii iyi bir oyun ister bu. Ayakkabılarım akşam için daima yonklu olacak. Uçuşan kumaşlar, romantik elbiseler, veresif oturmuş elbiseler ve uzun payörleri tercih ediyorum. Evet, kadın güzelliğine çok önem veriyorsunuz. Peki estetik operasyonlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben bir kadının daima taze ve güzel olması taraftarıyım. Estetik için şöyle düşünüyorum, bir lezzetle yapabilirsem eğer, buruşmuş bir eteğinizi ütülersiniz değil mi? Neden bir çizgiyi de bir estetik için eline vermeyelim? Ben estetik taraftarıyım efendim. Bir kadının taze ve bakımlı olması büyük bir saygınlıktır her şeyden önce. Herhalde bütün hanımlar da öyle düşünüyor zaten. Zaten günümüzde erkekler de böyle düşünüyor. Erkekler de artık sık sık estetik operasyon geçirmeye başladı. Onun için hiç bunu kadınlara mal etmeyelim değil mi? Peki, biraz hayali bir soru olacak ama tekrar 20 yaşına dönseydiniz yine modacı olur muydunuz? Mutlaka evet. Yalnız 20 yaş gösteriyor muyum? Biz kadınlar hiçbir zaman 20 yaşından fazla göstermeyiz zaten. Mutlaka evet modacı olurdum efendim. Çünkü çok kanıma işlemişçesine çok sevdiğim bir meslek bu. Sağlığım baki kaldığı müddetçe hanımefendilere hizmet etmek isterim. Bu mesleğim sayesinde bütün dünyayı birkaç kere dolaştım. Yine bu mesleğim sayesinde çok geniş bir muhitim oldu. Sevdiğim ve sevildiğimi zannettiğim çok geniş arkadaşlarım ve dostluklarım oldu. Bütün bunları bu mesleğim sayesinde edindim. Ölünceye kadar modaya evet saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz Saat Ersin'e. Evet, sıra geldi Mozart'ın Concerto Andante Senfonisi'ne ve Übeyde Bozyiğit. Thank you.
geldiniz. Efendim? Çok nefis kıyafetler ve şaheser işlemeler. Teşekkür ederim. Siz çok uzun yıllardır moda dünyasının içindesiniz. Biliyoruz kaç yıl oldu? 38 yıldır moda dünyasının içinde kültürle uğraşmaktayız. Devam edeceksiniz herhalde. Hayır efendim, ben maalesef 4-5 ay sonra bu işi bırakmak niyetindeyim. Çünkü biraz da kendime vakit ayırmak istiyorum. Bugüne kadar hanımefendileri şıklaştırmak için çalıştık ve büyük bir özenle ve severek yaptım bu işi. Şimdi artık biraz dinlenmek ihtiyacı duyuyorum ve mesleğimin kutür kısmını kapatacağım. Bunu duymak gerçekten üzücü. 3-4 ay sonra bırakacağınıza göre bu belki de bir anlamda jübile defilesi oluyor, değil mi? Efendim tesadüfen böyle oluyor. Hadi zatında ben diğer bir mesleğim olan broderi sanatını bırakmayacağım. Birkaç sene onunla ilgileneceğim. Ve kutürden kalan vaktimi bazı istediğim şeylerle değerlendirmek istiyorum. Mesela nelerle? Neler yapacaksınız? Çünkü muhtemelen büyük bir boşluk olacak hayatınızda. Efendim ben biraz çalışacağım. Yine haute couture'ün içinde o havayı koklayarak birdenbire boşluğa düşmüş olmayacağım. Fakat evimle ilgilenmek istiyorum. Bahçıvanlık yapmak istiyorum. Ev kadını olmak istiyorum. Bazı derneklerde vazifeler almak istiyorum. Bu şekilde günlerimi değerlendireceğim. İnsan bu kadar uzun yıllar hiç dinlenmeden çalışınca işte bu kadar çok şey de yapmak istiyor bundan sonraki hayatında. Size çok mutlu, çok huzurlu günler diliyoruz ve bu güzel zevkli modelleri bize izlettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Konuklarımız adına da teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Mozart'ın Requiem'i eşliğinde Vural Gökçaylı.
sizi burada görmek ne saadet. Evet, 10 yıl sonra sizden karşılaşıyoruz. Gelinliğinizi dikmiştik zannediyorum, değil mi? Evet, gelinliğimi dikmiştiniz. Çok güzel gelinlikti. Bundan sonraki yeniliklerimi de size dikmeyi düşünüyorum. İnşallah. Bildiğiniz gibi bu yıl Mozart'ı anıyoruz ve biz de bu gece burada anıyoruz Mozart'ı. Mozart'ı sever misiniz? Bir çocukluğumdan beri en çok sevdiğim kompozitör. Bir daha gece biliyorsunuz ben senelerden beri klasik müziklerle filmi yaparım. Muhakkak Mozart'ı kullanıyordum. Bu yılda benim için çok büyük bir şey Mozart'ı dinlemek için bir şey olacak. Evet. Ne kadar güzel. Peki efendim size klasik sorumuzu tekrarlayalım. Moda'ya girişiniz nasıl oldu? Bize gelişmesini, hikayenizi anlatır mısınız lütfen? Senelerden beri anlatıyorum. Televizyonda, gazetede bir kere daha anlatmam gerekiyor. Çünkü içeride giyiniyorlar vakit kazanmak için. Anlatmak gerek. Efendim, İtalyan Lisesi'ni okudum. 1962'de Paris'e gittim. Ecole de Louvre'dan sonra ilk stajımı Givenchy, Yves Saint Laurent, Adobe'de Angelo Tardassi ile beraber Jean Patou'nun asistan yardımcısı oldum. Daha sonra Michel Gaumont'un asistanı oldum. O senelerde Jean Patou'nun direktör artistiydi. Şimdi Balenciaga'nın direktör artistini yapıyor Michel Gaumont. Angelo Tardassi de biliyorsunuz çok güzel bir şey var, sıra var şimdi Paris'te. Yani diyorum 68 yılında bir davet aldım Hollanda'da. Frans Molinar'ın Maison de Couture'ünü kurdum. Kraliçe'ye çalışan bir Maison'dur bu. Ondan beraber Amerika'ya gittik. Münih'te defile yapmıştık. Berlin'de film festivaline katıldık. Daha sonra tekrar Paris'e döndüm. Sylvie Vartan'ın ilk koleksiyonunda ilk deneyen bir şey denemesi, Prêt-à-porter denemesi. Sonra yemin ettim Prêt-à-porter yapmaya. Tekrar Haute Couture'e döndüm. Ve Türkiye'ye döndüm. Şimdi hep soruyorsunuz ve hep bana aynı soruları soruyorlar diyorsunuz ama bir modacı için, bir Türk modacısı için Givenchy, Jean Patou ve Yves Saint Laurent gibi dünyanın en ünlü modacılarıyla çalışmak tabii çok güzel bir şey ve biz de bunu duymaktan memnunluk duyuyoruz. Tekrar tekrar duymak istiyoruz. Böyle büyük başarılara ulaşmış modacılarımız var. Efendim şimdi istedik modellerinizi çok güzel. Sizin modellerinizin belli bir özelliği var. Böyle pili 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 kullanmayı çok seviyorsunuz. Ben de hep düşünüyorum bunu yapmak ne kadar zor diye. Nedir bunlar? Bize açıklar mısınız? Şimdi bir somut çalışma. Tabii ben bir modeli yaparken iki ben plastik bir olay olarak düşünüyorum. Yani bir heykel gibi. Gördüğünüz gibi onlar mankenle yapılıyor. Mankenle dikiliyor. Yani mankenden çıkmadan tek bir personel onu bayağı bir çamur çalışır gibi, heykel çalışır gibi dikiyor. Yan dikişleri yoktur farkındaysanız bilmiyorum. Güzel bir çalışma, soyut bir çalışma. Artık herhalde zaten bu sezondan sonra yapmayacağız. Peki o kulaklardaki üzümler ne öyle koskocaman? Üzümler vardı kulaklarda. Biz de takacak mıyız onları? Bereket simgesi, üzüm. Bir de estetik yönden. Zaten bir farkındaysanız, geçen yıldan beri bir Roman ve Grek olayını götürüyorum. Ondan evvelki yıllar Osmanlı, Selçuk, Hitit çalıştım. Geçen yıl ve bu yıl biraz Roman ve Grek olayındayım. Gördüğünüz gibi modellerimde de hem duvar kabartmalarıdır o gördüğünüz şeyler. Romalılarda da var, Selçuklular da var ama daha çok Romalıların dönemi. Onu çalıştık. Zannediyorum. İçerideki arkadaş hazır. Sizleri de fazla yormayayım. Çok versen. Çok teşekkür ediyoruz Sıvanlı İçerilere. Ve 29. senfoni eşliğinde Yıldırım Mayruk. Thank you.
kutluyor sizi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ama ben düşündüm ki sizin modellerinizin özelliği, daha doğrusu sizin tarzınızın özelliği, daha abiye giysiler, uzun, şifon, uçuşan kıyafetler. Ama bu gece daha değişik bir tarz görüyoruz. Neden? Bugün, affedersiniz, bugün. Söylediğiniz gibi beni hep abiyle tanıyorlar. Bir de bu tarafımı göstermek istedim. Artık ne derece muvaffak oldum bilmiyorum. Çünkü... Çıkmadan evvel günlerce düşündüm. Abiye mi? Yoksa daha keskin hatlarda spor abiye mi çıkayım? Çünkü sporum yok zaten. Sporum bile abiyim. Bana arkadaşlarım tayyorlar da çıkmamı söylediler. Çünkü bir ay evvel koleksiyonumu göstermiştim. En son bir arkadaşım da senin zaten abiyeci olduğunu biliyorlar. Bir de bu tarafını göster dedi. İnşallah yanlış yapmadım. Hay Allah, yanağınızda bir ruj izi gördüm. Söyleyeceğim şeyi unuttum. Bir sökmüş sizi içeride. Çünkü ben içeride bugün giydireceğim. Her gelen mankeni soyup giydiriyorum. İki manken üstüme aldım. Herhalde onlardan bir siyah arkadaşlardan biri söktü. Peki, bu yılın modasını kendi yorumunuzda bize anlatır mısınız kısacık? Tabii. Efendim, sület. Geçen senelere göre daha az baskalı, sımsıkı ve belirgin kalça, kısacık bir etek. Veya tam tersi, kabarık etek veyahut da tüp elbise veya trapez elbise. Renkler açık fakat çok canlı. Siyah lacivert beyazla kullanılıyor. Çok açık pembe, bezelye yeşili, pistaj. Çok açık mavi, limon sarısı, oranj, kırmızımsı bir oranj, kırmızı. Kumaşlar müslin, gece tabii bakın yine alışkanlık, gece tarih başladım. Müslin, tafla, gazar, dantel, gündüz keten, şantung, krep, ipek emprime. Ve o kırıldı. Peki, sizi fazla tutmayacağım. Son bir soru soracağım. Arada bir, keşke şu modayla uğraşmasaydım da başka bir iş yapsaydım, şu işi yapsaydım diye düşündüğünüz oldu mu? Tabii bütün meslek sahipleri gibi ben de şikayetçiyim. Her sene bırakıyorum. Her koleksiyondan sonra da bir daha koleksiyon yapmıyorum. Ama şimdi biraz evvel gelirken 18 Mayıs'ta Ankara'ya davet edildi. Bir defleksiyon halbuki benim koleksiyonum azalmıştı. Hemen telefonda kendimi kaybettim. Hepsini hazırlarım, getiririm diye söz de verdim. Her sene bırakıyorum ama nasıl bırakacağım bilmiyorum. Bırakacağım dediğim zaman da sesim titriyor. Peki ben bir konuşmanızı hatırlıyorum. Siz başka bir meslek seçmek istediğinizi, başka bir mesleğe ilgi duyduğunuzu söylemiştiniz. Neydi o? Bir restoran açmayı istiyorum çünkü masaları giydireceğim. Herhalde en güzel masalar onlar olurdu muhakkak. Yine çok şık olurlardı sanırım. Teşekkür ederim efendim. Efendim moda dünyasında size çok uzun yıllar diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Mozart'ın 25. senfonisi ve Zuhal Yorgancıoğlu. Thank you.
diyeceğim ki Suhal Hanım hoş geldiniz diyeceğim ve siz diyeceksiniz ki ne kadar gençleşmiş Suhal Hanım görmeyin diyeceksiniz. Mübera Yorgancıoğlu, Suhal Yorgancıoğlu'nun kızı. Suhal Hanım bugün İzmir'e dönmek zorunda kaldı. Şimdi Mübera Hanım'la kısaca sohbet edeceğiz. Böylece her ikisi hakkında bilgi edinmiş olacağız. Giysilerin özelliği otantik Türk motifleri ve bunlar her zaman Zuhal Hanım'ın giysilerin özelliği olarak kaldı. Bu özel bir merakım oldu. Özel bir merak ve bu herhalde annemin son derece milliyetperver bir insan olmasından da kaynaklanıyor. Ben kendime bildiğim bile zaten annemle birlikte bu işin içindeyim ve hep bu Türk motifleri içinde büyüdüm. Onun hobisi diyebilirim bu. Özellikle Türkiye'yi dışarıda tanıtma tabii hobi olarak yapıyor. Hani modacılıkla diyeyim kendi sanatını ve Türk sanatını moda yoluyla tanıtıyor dünyaya. Evet, dünyaya tanıtıyor. Çok sık yurt dışı defileleri yapıldı. Kaç defile oldu toplam? Vallahi dünyanın dört kıtasında 30'a yakın şehirde 60'ın üzerinde yani yurt dışı çıkışımız 60'ın üzerindedir. Türkiye'deki defileri saymıyorum bunun için de. Siz de modacısınız, modayla annenizle birlikte çalışıyorsunuz modanın içerisinde. Peki bunun tahsili mi yaparak mı başladınız Mübera Hanım? Şimdi ben çekirdekten yetiştim diyeceğim. Fakat bunun yanında İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi akademiydi o zaman. İç mimari ve endüstri tasarımından mezun oldum. Tabii moda da bir yerde endüstri tasarımına da giriyor. Şimdi Zuhal Hanım İzmir'de oturuyor ve hanımların çoğu da bu giysileri çok beğeniyorlar eminim. Bu kıyafetlerden edinmek isteseler, bitirmek isteseler İzmir'e mi gitmeleri gerekiyor? Ben buradayım. Beraber çalıştığımızda gerek şöyle bir şey gerek yok. Beni bulmak çok yani gayet mümkün. Şeraton Otelinde bir butiğimiz var. Zaten İstanbul'dayım artık. Ben de İzmir doğumluyum ama İstanbul'u sayıyorum. Peki, bize bu güzel koleksiyonu izlettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Size ve Zuhal Yorgancıoğlu'na çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim Zuhal Yorgancıoğlu adına. Evet, defilemiz, Couture defilemiz burada sona eriyor. Şimdi modacılarımızın giysileriyle her mankenin üzerinde birer modacımızın giysisiyle defilemizin finalini yapacağız. Ahmet Eraslan ve manken Melinda. Cengiz Abasoğlu ve Mertem Doğan. Sibel Tan. Thank you.